Onu nasıl yaptın? Dur dönler. Ondan sonra tabii Müslüman onu söyledi, dedi Müslüman bir söz ki daha senin bostana ne adam götürür ne de bir zarar verir. Anladın mı? Seninle şimdi anlaştık. Aradan biraz geçti. Bir baktım senin baban geldi. Ama ben o zaman çok ufakım. Şikogül Hüseyin, Topal Mehmet, abim Mehmet, yani köyün veli, Kasogüllerin veli, Seydogül'ün şey Ali Rıza, Seydogül şey Gözegül'ün Hüseyin, Kendogül'ün İsmail, yani aşağı yukarı 10 kişi niye biliyor musun? Yani 10'dan fazla Kiraz'ın üzerine ay ışığı çıkıldı, ay ışığı inildi. Ay batana kadar ha, inadına. Yediğini yiyip yemediğini bütün altına dökeceksin. Evet. Yetmemiş gibi bir de baban çileklerin içine bir adam yapmış. Şey, onlar kukla. Kukla, evet. O kuklayı da şey, Gözegül'ün şeyi düşürdü, kuklanın üzerine de sıçtı. Çünkü her şeyin doğrusunu söyleyeceksin. Evet. Ama baban, yani o kadar bir tarihle söyledi ki, çiftene vurmazsan ben bilmem ne olayım. Yani hakikate gelse vurur çünkü yemin etti biliyor musun? Hani daha evvel de Kiraz'a bir zarar verilmiş. Ama biz değildik yani. Evet. Onu da geldi kahvede söyleyince biz de onu onayladık. İstenme mi haberim. Neyse valim çıktık Kiraz'a aynı o şekilde yaptık. Baban geldi kahveye. Hiç ses soluk yok. Hiç değil mi benim Kiraz'ı bile etti? Hiç adını bile yapmadı. Hiç demedik yani böyle böyle aslında. Yani yapraklarını bile bütün döktük altına. Evet. Anladın mı? O da öyle gitti böyle. Ondan sonra bir gün size yine Şeygil'in, Sedihan Gilinçiler'de soğan ekmişler. Ben getirdim soğanları bütün elimle biçtim, yediğim kadar cila. Evet. Onun anası da bizi şikayet etti. Sedihan'ın anası, yaşlı bir kadın. Babam da beni dövdü o kadar. Babam öyle bir şey olur mu yani komşuya zarar verdim. Rahmetli babam çok sinirli, çok döverdi. Evet. Halime söyleyeyim. Ben de yine getirdim köyün meydanına. Dedim oğlum bugün bizim bostanın bir ucundan girip bir ucundan çıkacağız. Ya dediler gitmezsen sayın çocuğum var öyle yapacağız. Halime söyleyeyim. Abu Kamın'dan bağın başındaki tarlanın bir başından girdik bir başından sırf karete. Hep karpuzlar hangisine vurursa ikiye hangisine vuruyorsa ikine. Ama ayaklarımızda hep çarık o zaman çarık yiyorduk. Evet. Ucularını kestik. Ayı izi yadık yani biliyor musun? Evet. Ayı izi. Rahmetli babam diyor ki ya diyor. Allah Allah diyor. Ayı izine de benziyor. Ulan bu diyor kaçtı olan bir şeye de benziyor. He, karpuz karpuza vurulmuş, karpuzlar kırılmış. Anladın evet. mı? Ayak izleri belli sulanmış. Onu öyle getti bari. Bizim bostana mahvettik o zaman.